Dostlarım, tekrardan hepinize selam olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi sizlerin üzerine olsun. Dostlar, bizlere neden ulaşamadınız? Bu iletişim kopukluğunun altında ne yatıyordu? Bunu sizlere şeffaf ve gönülden bir duruşla anlatmak istiyorum. Dostlar, sizler de çok iyi biliyorsunuz ki mevcuttaki asistanlarımız yoğunluğa yetişemiyor ve sizlere karşı büyük mahcubiyetler yaşıyorduk. Ve biz bu yoğunluğu gördüğümüz ve artık bir şeyler yapmak istiyoruz dediğimiz noktada bir call center kurma kararı aldık. Fakat mevcuttaki asistanımızın kendi banka hesaplarına yapmış olduğu para aktarımlarını fark ettik. Ve bunun akabinde tabii biz bu durumu da şöyle fark ettik dostlar. Ben o kadar yoğunluğun arasında fark edemezdim, dürüst olayım. Zaten bugüne kadar da aldığı para 1 milyonun üzerinde. Düşünün yani. Bu kadar büyük bir rakam banka hesaplarına atıyor. Biz bunun nasıl fark ettik onu izah edeyim size şeffaf bir şekilde. Dostlar, biz call center'ı kurunca tabii bu kadın gayri ihtiyari işini kaybetme korkusu ile daha doğrusu gerçeğiyle baş başa kaldı. Fakat biz kendisine şehir değişikliği yapması gerektiğini ve bu durumda eğer böyle bir davranışta bulunursa işine devam edebileceğini söyledik ki uzun bir zamandır da siz danışanların biliyorsunuz yanımızda çalışıyor. Kendisi gerek çocuk sebepleri gerek ailevi sebeplerle alakalı gelemeyeceğini ancak uzaktan bu işi yapabileceğini yani telefon üzerinden bu işi yapabileceğini söyledi. Biz de bu teklife sıcak bakmadık. Dedik ki biz bir call center kuruyoruz. Yani bütün çağrıları ve aramaları bir noktaya toplamak istiyoruz. Daha sonra bize karşı olan tavırlarında bir katılık hissettik. Ve dostlarım, yıllardır yanımda çalışan ve bu kadın dostlar mevcut maaşının dışında gelen danışmanlıklardan da bizden prim alıyor. Yani aldığı rakam yani maaş öyle komik bir rakam değil. Aylık 35 bin ile 50 bin arasında. Yani gelen danışmanlığa göre değişiyor. 35 bin lirayla 50 bin lira arasında maaş alan bir kadındı bu kadın. Tabii biz bize karşı olan tutumunun da sertleşmesi bizi biraz kurcalamak zorunda bıraktı. Benim adımla aynı ada sahip olan insanların hesaplarına paralar aktardığını fark ettik. Tabii bu danışmanlıklar da büyüyor. Hani arıyoruz, işte ulaşamıyoruz. Bana hiç numaranız gelmiyor ki dostlarım, bana nasıl ulaşacaksınız? Bana numaranız gelmiyor ki ben sizi arayabileyim. Tabii ben bunu yoğunluktan dolayı da fark edemiyorum. Özür dilerim bu arada dostlar. Yoğunluktan dolayı da fark edemiyorum. Banka hesaplarına yaptığı aktarımları fark ettik. Ve dostlar bizim belli bir dönem yakınımızda çalışmak zorunda kaldı. Eşiyle alakalı kendine has problemleri vardı. Kendi şahsi çalıştığı alanda da daha doğrusu bize ait şahsımıza ait çalıştığı alanda da ufak tefek hırsızlıklarını gördük. Ve aslında işte Allah'ın işi ya dostlar, patlatacak ya onu. Yani işte oraya gelmek istememesi, uzaktan ısrarla çalışmak istemesi, ya düşünün bir yere call center kuruyoruz. Bu işle alakalı düşünsenize, elinizi vicdanınıza koyun dostlarım. 35 bin ile 50 bin arasında maaş aldığınız bir iş yerini yani hayır, soruyorum danışanlarıma, kaç kişi geride bırakır uzaktan çalışmak istiyorum der. Ama gelmemesinin altında neler yattığıyla alakalı aslında işkillendim. Dostlar, sizler de çok iyi biliyorsunuz, ben bir metafizik uzmanıyım. Benim hani bu konuda alçak gönüllü olmak istemiyorum. Sizin fark edemeyeceğiniz durumlarda daha hızlı fark etme ihtimalim normal bir insana göre çok daha yüksek. Fakat o kadar ciddi bir yoğunluk var ki dostlarım, danışanların derdine düşmüşüm. Ben de insanım, benim de kendime göre problemlerim, sıkıntılarım olabiliyor. Kendi problemlerimi de çözmek zorundayım. Biliyorsunuz benim de kendime ait bir evladım var. Yani ben kendi içimde de problemleri bir şekilde çözmek zorundayım. Velhasıl dostlarım, biz bu kadını işten çıkarma kararı aldık ki gerekli şikayetlerde de bulunduk yasal olarak. Daha sonra bu kahpe bizim mevcut danışmanlıklarımıza yani danışanlarımıza dönüp diyor ki bu adam dolandırıcı, sizi dolandırdı, şöyledir, böyledir. Acayip acayip şeyler yazmış ki hala saldırıları devam ediyor. Hepsinin SS'lerini aldık.
Şu an bu arada kendisine de buradan duyurmuş olalım. Evimizden çalmış olduğu altınlar ile alakalı gerekli şahitlerimizle birlikte dostlarım kapısını yasal anlamda da çalacağız. Buradan da ona şeref sözü veriyorum. Gerekli adımları atıyoruz hep birlikte. Farklı konularda da kendisine bazı yaptırımlarda bulunacağız. Allah'tan kendisine yardım dilerim. Hakan Erkan'dan çalmak ne demekmiş? Herkes öğrenecek. Yani dostlar, bu dünyada kimsenin yaptığı kimsenin yanına kalmaz. Önce Allah'ın, sonra devletimizin adaletine sığınıp biz bu işe böyle bir son verdik. Dostlarım, mevcut gecikmelerin, daha doğrusu size dönememelerimin, bazı danışanlara hiç dönmememin altında yatan neden bu bana aktarılmayan danışmanlık durumlarıdır. Onun dışında sizler de çok iyi biliyorsunuz ki dostlarım, ben call center'ı kurabilmek için 800 bin liranın üzerinde bir yatırım yaptım. Sizler de gözlerinizle buna şahitlik ettiniz. Bu paraları aktarıp o call center'ı kuruyorsak sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına yapıyoruz, öyle değil mi? Ulaşılamayalım diye yapılacak bir durum mudur dostlarım? Hepinizin elini vicdanına koymasını bir kardeşiniz olarak istiyorum. Elinizi vicdanınıza koyun, kardeşinizi ona göre yargılayın, ona göre sorgulayın. Buradaki amacımız sizlerin bize ulaşamamasını sağlamak mıdır, yoksa daha ulaşılabilir olmayı sağlamak mıdır? Bu veya bunun benzeri nedenlerden dolayı tabi dostlarım 50-60 tane danışana yazmış, mesajlar atıyor vesaireler yapıyor, ıvırını yapıyor, zıvırını yapıyor. Danışanlarla da gerekli bağlantıları kurduk, kurmaya da devam ediyoruz. Dostlarım, ben bütün videolarımda şunu size defaatle haykırdım. Dostlar, YouTube'a girdiğim ilk videolarıma da bakabilirsiniz. Ben gariban bir ailenin oğlu değilim. Yani ben bu işle parayı bulmuş ya da parayı kazanmış bir adam değilim. YouTube'a girdiğim ilk dönemlerde de çıktım aslanlar gibi söyledim. Ben ekonomik olarak güçlü bir adamım. Aynı zamanda inşaat işleriyle de uğraşıyorum. Benim bu dünyada düşmek istediğim en son durum, emin olun, bakın emin olun, dolandırıcılık ve hırsızlık olur. Bakın, birçok pozisyona düşebilirim. Belki Allah canımı alabilir bir yerde. Belki bir kansere yakalanabilirim. Belki istenmeyen bir gönül ilişkisine dahil olabilirim. Öyle ya, ben de Adem olayım dostlar. Ama benim bir hırsızlık ya da bir dolandırıcılıkla adlandırılıyor olmam, kimse kusura bakmasın, kuvvetle ihtimal değildir. Şimdi dostlarım, ben bu konuyla alakalı tekrar benden kaynaklanan veya benden kaynaklanmayan durum ve sorunlardan dolayı da hepinizin huzurunda sizlerden özür diliyorum. Dostlar, bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Önünüze de saygıyla eğiliyorum. Hakkınızı helal etmenizi bir kardeşiniz olarak sizden istiyorum. Unutmayın ki biz bu sistemi sizlerin bizlere daha iyi ulaşabilmesi için kurduk. Ulaşılmaz olup haşa bir peygamber edasına kapılmak için değil dostlar. Buradan da bu videoyla da sizleri bilgilendirmek istedik. Gerekli açıklamaları yapmak istedik. Sürçülisan ettiğimiz bir durum olduysa da affola. Mevcutta biriken danışmanlıklara ya da ücretleri yatırılmış ama bizlere aktarılmayan danışmanlıklara da döneceğiz. Call center'ımıza ulaşabilirsiniz. En geç 48 saat içerisinde call center'ımızı kurmuş olacağız. Ufak tefek aksamalar oldu çünkü olaylardan dolayı dostlar ciddi bir sıkıntı yaşadık yani. Ve Allah'a şükürler olsun, absorbe etmeyi başardık mı? Tabii ki başardık. Her zamanki gibi ben sizlerle güçlüyüm, sizlerle varım. Önce Cenab-ı Hakk'ın, sonra da sizlerin arkamda olması beni bugünlere getirdi. Dostlarım, tekrar tekrar isteyerek ya da istemeyerek, doğrudan ya da dolaylı neden olmuş olduğumuz mağduriyetlerden dolayı hepinizden çok çok ama çok özür diliyorum. Görüşmek üzere dostlar. Saygı, sevgi ve selamlarımla. Allah'a emanet olun.